Makaralar. Makaraları kendi içinde üçe ayıracağız. Bir sabit makaralar diyelim. Sabit makara sistemlerinde kuvvet veya yoldan kazanç yoktur. Peki bunu nasıl belirleyebiliyoruz? İpin taşıdığı yük miktarı P kadar ise ip değişmediği sürece ipteki gerinme kuvveti değişmez. Yani ipteki gerinme kuvvetimiz için sürekli P kadardır diyebiliyoruz. İp uzantısı boyunca hangi kuvvet uygulanırsa uygulansın uygulanan kuvvetlerin hepsi P yükünü taşıdığı için F1 eşittir F2, o da eşittir F3, o da eşittir P kadardır diyebilirim. Yani burada bu sabit makara sistemlerinde bizim için kuvvetin doğrultusu, kuvvetin büyüklüğünü etkilemeyecektir diyebiliriz. Eğer ki sistemde kuvvet kazancı yoksa yoldan da kazanç yoktu. O zaman şunu söyleyebilirim. Buradaki ipi h kadar aşağıya çektiğimizde P yükünün de H kadar yukarı çıkması gerektiğini söyleyebiliriz. Peki bu basit makineler ne işe yarayacak o zaman? Kuvvet kazancı veya yol kazancı yok ise basit makinalardaki sabit makaralar bizim için kuvvetin yönünü değiştirmek için kullanılan bir düzenektir diyebiliyoruz. Makaranın ağırlıklı olup olmaması uygulanan F kuvvetinin büyüklüğünü etkilemez hareketli makaralar. Eğer arkadaşlar makaramız ağırlıksız ise ip değişmediği sürece ipteki gerinme kuvveti değişmiyordu. Aynı ip boyunca gerinme kuvvetimizi devam ettiriyorum. Buradaki gerinme kuvvetine de F kadardır dedik. Yukarı yöndeki kuvvetler toplamı 2F eşittir. Aşağı yöndeki kuvvetler toplamı P'ye eşittir diyebilirim. Ve buradan da F dediğimiz değerin P bölü 2'ye eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani Buradaki kuvvet kazancımız 2 ise yoldan kaybımızın da 2 olduğunu söyleyebiliyorum. Peki bu ne demek? Biz buradaki ipi eğer haş kadar yukarı çekecek olursak buradaki cismin haş bölü 2 kadar yükseldiğini söyleyebiliyoruz. Peki bu ne demektir yine? Şöyle düşünürsek buradaki haş kadarlık çekinmenin yarısı buradaki makarayı döndürmek için kullanılır. Haş bölü 2'si dönmeye diğer yarısı ise haş bölü 2'sinin ötelemeye gittiğini söyleyebiliriz. Öteleme. E peki şöyle de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Cismi h bölü 2 kadar yükseltiyorsak makaranın da h bölü 2 kadar yükseldiğini söyleyebilirim. Ve makarayı h bölü 2 kadar yükseltebilmek için ipin sarılı olduğu makaraya sarılı olan ipin ise bunun 2 katı kadar çekilmesi gerektiğini söyledik. Mesela yandaki şeklimize bakacak olursak biz buradaki makarayı h kadar yükseltebilmek istiyorsak makaranın sarılı olduğu ipi 2H kadar çektik. Demek ki buradaki P cisminin 2H kadar yukarı çıkması gerektiğini söylüyoruz. Peki eğer ki makaramız ağırlıklı ise makara ağırlıklı olduğu zaman ne yapacağız? Yukarı yöndeki kuvvetler toplamı yeniden 2F kadar. Aşağı yönde bu sefer P artı bir de makara ağırlığımız G makara vardır diyebiliyorum. Ama makaranın ağırlıklı olup olmaması bizim kuvvet kazancımız veya yol kaybımızı etkilemeyecektir diyebiliriz. Hareketli makaralarda kuvvet her zaman sisteme dik olarak etki etmeyebilir. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Kuvveti bileşenlere ayırmam gerekiyor. Açının komşusu olan değer bizim için neydi? Kosinüs bileşeniydi. F çarpı kosinüs alfa. Yukarı yöndeki bileşenimiz ise artık düşeydeki bileşen F çarpı sinüs alfadır diyebiliyoruz. İp değişmediği sürece ipteki gerilme değişmiyordu. Yani buradaki gerinme kuvvetinin de F kadar olduğunu söyleyebilirim. Yine burayı da bileşenlere ayırdığımız zaman yataydaki değer F çarpı kosinüs alfa. Düşeydeki bileşenimiz ise F çarpı sinüs alfaya eşittir diyebiliyoruz. Yukarı yöndeki kuvvetler toplamı 2 tane F çarpı sinüs alfa eşittir. Aşağı yöndeki kuvvetler toplamına eşitti. P artı eğer makaramızın da ağırlığı varsa G makara kadardır diyebiliyorum. Palanga sistemleri hareketli ve sabit makaraların birleştirilmesiyle oluşturulan sistemlerdir. Kuvvet değişip değişmediği sürece ipteki de gerinme kuvvetini değiştirmeden aynı kuvveti taşıyacağız. Yani şuradaki gerinme kuvvetimiz F, bu ip boyunca gerinme kuvvetimiz de F, bu ip boyunca gerinme kuvvetinde F kadar olduğunu söyleyebilirim. Dikkat edersek sistemi biz toplamda 3F ile yukarı doğru çekiyoruz. 3 tane F eşittir P'dir diyebilirim. Buradaki kuvvet kazancı P bölü F değerimiz 3 ise. O zaman kuvvet kazancı 3 ise yoldan kaybında 3 olması gerekiyor. Yani sen buradaki ipi h kadar aşağıya çektiğin zaman bu p yükünün h bölü 3 kadar yukarıya çıktığını söyleyebilirim. Eğer ki palanga sistemlerinde makaralarımız ağırlıklı ise sadece hareketli makaraların ağırlıkları alınır. Yani yukarı yöndeki kuvvetler toplamı 3 tane f eşittir p artı g makaradır diyebiliyorum. Dikkat edersek bu sistemde hareketli makaramız sadece bir tane. O da işaretlediğimiz makara. Çünkü diğer iki makara yukarıdan sabitlenmiştir diyebiliyorum. Yan tarafa geçelim. İp değişmediği sürece ipteki gerinme kuvveti değişmiyordu. O zaman buradaki gerinme kuvveti F. Şuradaki gerinme kuvveti F. Bu gerinme kuvveti içinde yine F kadardır diyebilirim. Sistemi yukarı yönde çeken kuvvetler toplamı aşağı yöndeki kuvvetler toplamına eşitti. Yani 4 tane F eşittir P ise Buradan P bölü F yani kuvvet kazancının 4 olduğunu söyleyebiliriz. Kuvvet kazancı 4 ise yoldan kaybında 4 olacak. Sen buradaki ipi H kadar çekersen buradaki P yükünün H bölü 4 kadar yükselmesi gerektiğini söyleyebilirim. Eğer ki makaralar ağırlıklıysa sadece hareketli makaraların ağırlıkları alınacaktı. E o zaman bakıyorum sistemde iki tane hareketli makaramız var. Çünkü diğer makaramız yukarıdan sabitlenmiş. Yukarı yöndeki kuvvetler 4 tane F ile P artı iki tane makarayı taşıdığımızı söyleyebiliriz. Çubuk ağırlığının 2P olduğu türdeş ve homojen çubuk P ağırlıklı makara sistemi ile şekillik gibi dengededir. Buna göre G bölü P kaçtır denilmiş. Çubuğumuzun ağırlığı 2P kadarmış. Çubuk ağırlığını 2P olarak tam orta noktadan gösteriyoruz. Ve denilmiş gibi bize homojen çubuk P ağırlıklı makara sistemi ile Makaramızın ağırlığı da p kadar olduğuna göre taşınılan toplam yük miktarı 2P'ye kadar. O zaman buradaki ip gerilmesi 2P'yi taşıdığı için 2 ipimiz bunları PP P şeklinde ne yapacak? Paylaşacak. O zaman artık ip gerilmesi yine ipi her zaman cismi asılı olduğu noktaya doğru çekiyormuş gibi düşüneceğiz. Ve iple asılı sistemlerde biz ne yapıyorduk arkadaşlar? İpe göre moment alıyorduk. G'nin dik uzaklığı ne kadar? 2 birim. Yani 2 çarpı G eşittir 1 bölü 2 çarpı 2P artı 1, 2, 3. P'nin dik uzaklığı 3 birim kadardır diyoruz. Şunları sadeleştirdiğimiz zaman 2 tane G eşittir 4 tane P ise G dediğimiz değerin 2P'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. G bölü P oranımız ise 2P bölü P'den 2'ye eşittir diyebiliyorum. Ağırlıkları önemsiz makaralar ile kurulan sistem dengededir. Buna göre pk bölü pl oranı nedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şuradaki ip gerinmemize t kadar diyecek olursam. Aynı ip boyunca ip değişmediği sürece ipteki de gerinme kuvvetini değiştirmiyorum. O zaman buradaki ip gerinmesi de t. Aynı ip boyunca burası t. Aynı ip boyunca buradaki gerinme kuvveti t ve buradaki gerinme kuvvetine de t kadardır dedik. Şimdi k cismini yukarı yönde çeken 3 tane t ip gerinmesi var. O zaman şunu diyebiliriz. Yukarı yöndeki kuvvetler toplamı aşağı yöndeki kuvvetler toplamına eşittir. Peki aynı şekli L cisminin olduğu sistem için bakalım. Yukarı yönde iki tane T'miz var. Aşağı yönde ise PL cismimiz var. İki cismi oranladığımız zaman buradan PK bölü PL'nin 3 bölü 2'ye eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. P yükü ağırlıksız makaralarla dengede olduğuna göre P yükünün ağırlığı kaç Newton'dur diye sorulmuş. İp değişmediği sürece ipteki gerinme kuvveti değişmez. Aynı ip boyunca gerinmeyi devam ettiriyorum 20 Newton. O zaman aynı ip boyunca burası da yine bizim için 20 Newton. Yukarı yöndeki kuvvetler toplamı aşağı yöndeki kuvvetler toplamına eşitti. Yani bu ip gerilmesinin artık 40 Newton olması gerekiyor. Ve ip değişmediği sürece aynı ip gerinmesini devam ettirecek olursak. Yine yukarı yönde 40'ımız var. Yukarı yöndeki kuvvetler toplamı Aşağı kuvvetler toplamına eşitse buradan 40 artı 40 eşittir P ise P dediğimiz ağırlığın 80 Newton kadar olduğunu söyleyebilirim. Makara ağırlıkları ve sürtünmelerin önemsenmediği sistem şekildeki gibi dengededir. Buna göre T bölü P oranı kaçtır denilmiş. İp değişmediği sürece aynı ipi devam ettiriyoruz. Aynı ip gerinmesini. Buradaki gerinme kuvvetimiz T. Buradaki gerinme kuvvetimiz T. Yukarı yöndeki kuvvetler toplamı aşağı yöndekilere eşitse artık ne olarak taşıdık? 3T olarak taşıdım. Aşağı yönde T artı T'den 2T'miz var. 2T'yi artık şu ipe verdik. İp değişmediği sürece aynı ip gerilmesini devam ettiriyorum. 2T kadardır dedim. Şimdi arkadaşlar dikkat edersek şu ip gerilmesi 3T. Buradaki gerilme kuvveti içinde 2T kadardır demiştik. Yukarı yöndeki kuvvetler toplamı yani 3T artı 2 tane T eşittir P ise... 5 tane T eşittir P'dir diyorum. T bölü P oranımızın 1 bölü 5'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Makara ağırlıkları ve sürtünmelerin önemsenmediği sistem şekillik gibi dengelidir. Buna göre K'nın ağırlığının L'nin ağırlığına oranı nedir diye sorulmuş. İp değişmediği sürece ipte gerilme kuvvetini değiştirmiyoruz. Şu ip gerinmemiz K kadar. Buradaki ip gerinmemiz yine K kadar. Şuradaki ip gerinmemiz L'yi taşıdığı için L kadardır diyebiliyorum. Yukarı yöndeki kuvvetler toplamı şuradaki ip gerinmesi T'yi veriyorsa iki tane K eşittir T'dir diyebilirim. Yine aynı şekilde aşağı yöndeki kuvvetler toplamı yukarı yöndeki T'yi bize vermek zorunda. 2 tane L'nin de T'ye eşit olduğunu söyleyebilirim. 2 ifadeyi taraf tarafa oranladığımız zaman PK bölü PL'nin 1'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Müzik